Merhaba arkadaşlar, Seslerin İzinde kanalımıza hoş geldiniz. Her zamanki gibi yepyeni, ilgi çekici bir videoyla karşınızdayız. Bugün yapay zeka ile birlikte olacağız. Gerçekten yapay zeka dünyamızı büyük ölçüde değiştiriyor. Görme engelliler içinse çığır açıcı bir etkisi olabilir. Bu videoda gördüklerinize ve duyduklarınıza Evet arkadaşlar, Ayşe çok inanamayacaksınız heyecanlandırıcı bir başlangıç yaptı. Gerçekten yapay zeka son bir yıldır gündemimize çok fazla gelmeye başladı. Bir anda her şeyin kapıları açılmış gibi oldu. Artık işte bir şeyler yazıyoruz, o videoya çeviriyor, videoyu başka bir formata çeviriyor. Yani inanılmaz şeyler yapabiliyoruz yapay zekayla. Bu nimetlerden görme engellilerinin yararlanacağı da çok şeyler olmaya başladı. Biz bugün küçük bir başlangıç yapacağız. Onun arkasından da bu seri şeklinde teknolojiyi, yapay zekayı nasıl kullanıyoruz seri seri çekmeyi devamı planlıyoruz. gelecek. Yani farklı uygulamalar, farklı yani ne olabilir, programlar çekiyor olacağız. Bu serinin devamı gelecek. Siz de taleplerinizi yorumlara yazarsanız o talepler ışığında da yine videolar çekiyor olacağız. Aynen. Bugün aslında çok yakın olduğumuz veya çok duyduğumuz ama bir o kadar da uzak olduğumuz bir konuya gireceğiz. Tablolara gireceğiz. Dünyaca ünlü tablolar, birçok tablo Ünlü konuşuluyor. ressamlardan. Yani kitaplarda geçiyor, Son Akşam Yemeği deniyor, Mona Lisa deniyor, Kaplumbağa Terbiyesi deniyor. Geçen bir toplulukta paylaştık, Yıldızlı Gece diye bir tablo deniyor. Ayçiçeği tablasıydı galiba, badem ağacı. Yani çok tablo var. Ama görme engelliler buna bir o kadar da uzak diyebiliriz aslında. Çünkü bu zamana kadar bu betimleme olaylarına fazla ulaşamadık. Türkiye'de bazı dernekler bunu yapmaya Evet. çalıştılar. Farklı kuruluşların, kurumların amlelerini betimlediler. Bu da tabii insan emeğini olunca çok zor işleyen, oldukça emek gerektiren bir işti. Daha düne kadar. Ama bundan sonra biraz işler değişti gibi. Sen ne diyorsun aşkım bu Yani konuda? artık betimleme için insan gücüne duyulan ihtiyaç azalacak diyebiliriz arkadaşlar. Bence çok fazla insanları meraklandırmadan içeriğimize geçebiliriz. Bugün ChatGPT 4'ü kullanarak tabloları betimlettireceğiz. Evet. Arkadaşlar, betimlemek için ChatGPT 4'ü kullanıyoruz. Aslında ChatGPT 4 ile birçok şey yapabiliyoruz ama biz bugün sadece görmediğimiz, bilmediğimiz tabloları nasıl betimlediğini öğrenmek istiyoruz. Bunun için sence ilk olarak hangisini betimletelim aşkım? Bence çok bilindik bir şey olsun. Mesela Mesela Mona Lisa olsun ilki. Lisa. Evet, çok güzel fikir. Çok duyuyoruz. Benim hep duyduğum şey yüzü çok farklıymış. Bazen gülüyor gibiymiş, bazen ağlıyor gibiymiş. Peki sen görüyorken görmüş müydün onu? Yok, hayır. Başa dön. Sen O daha zaman mesaj önce yazınız. O yüz ifadesini bakalım nasıl evet. anlatıyor. Enter. Şimdi diyelim ki Mona Mona tablosunu gör olarak ayrıntı bir şekilde be misin? Enter. evet arkadaşlar, bu şekilde Ana betimlemişsiniz. bölge Betimlemişsin sonuç. dedim çünkü kibar olmak lazımmış. Bu ChatGPT geliştiren bir artık firmadan biri galiba. Yapay zekaya karşı kibar olsanız daha iyi olur gibi bir şey Gerçekten söylemiş. mi? Artık gülerek söylemiş. Artık espri mi yaptığı, gerçekten bir anlam var mı? Onu bilmiyorum. Neyse, bundan sonra kibar olalım. Ben üşenip böyle şöyle yap, böyle yap falan yazıyordum. Yani bilmiyorum artık. Belki Belki var olmak lazımmış. bir bildiği vardır, bilemiyoruz. Evet arkadaşlar, yazdık ve o da çıkardı. Şimdi yukarıdan benim ne yazdığımı duyalım önce. Sonra da Mona Lisa'nın betimlemesini dinleyelim. Çok heyecanlıyız. Evet, gerçekten heyecanlıyız. Mona Lisa tablosunu görsel olarak ayrıntılı bir şekilde betimler misin? Elbette, Mona Lisa tablosu, Rönesans döneminin ünlü sanatçısı Leonardo da Vinci tarafından yaratılmış bir eserdir Söylemesi ve de şu anda olurdu. Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir. Tablo, yağlı boya tekniğiyle Neden? ahşap bir panoya yapılmıştır. İşte görsel özellikleri. Bildiğimiz bir şey. Başlık seviyesi 3 arka plan. Liste 3 bullet. Arka planda, sağ ve sol tarafta dağlık ve ormanlık bir manzara yer alır. Bullet, uzaklarda gözüken göller ve nehirler,
Perspektifin derinliğini artırır. Bullet, arka planın bulanık olması, Spumito adı verilen bir teknikle yapılmıştır. Bu da derinlik ve üç boyutluluk katmaktadır. Liste sonu. Başlık seviyesi 3 ana figür, Mona Lisa. Liste 4 öğeli. Yalnız bir Liste şey 4 diyeceğim. öğeli, bullet öğeli. Arka plana nasıl o kadar şey sığdırabiliyorlar? Çok ilginç değil mi bir tane resme? Aynen öyle. Başlık seviyesi 3 ana, başlık seviyesi 3 ana figür, Mona Lisa. Liste 4 öğeli, bullet Mona Lisa'nın yüzü, tablonun merkezindedir ve izleyiciye doğrudan bakmaktadır. Bullet gülümsemesi, eserin en gizemli ve tartışılan yönlerinden biridir. Bullet yüzündeki aydınlık ve gölge oyunları, yüz ifadesine derinlik ve canlılık katar. Bullet giysisi döneminin modasını yansıtmaktadır. Koyu renkli ve basit bir elbise giymektedir. Liste sonu başlık seviyesi 3 kompozisyon ve renk. Liste 3 öğeli, bullet renk paleti genellikle koyu ve doygun tonlardan oluşur. Bullet Mona Lisa'nın yüzü ve vücudu, tablonun geometrik merkezine yakın bir şekilde yerleştirilmiştir. Bullet tablo, dikkatli bir şekilde dengelenmiş ve simetrik bir kompozisyona sahiptir. Liste sonu başlık seviyesi 3 teknik ve detaylar. Liste 2 öğeli, bullet ince fırça darbeleri ve detaylı tekstürler, esere gerçekçilik katmaktadır. Bullet Mona Lisa'nın saçları, elbisesi ve yüzündeki detaylar oldukça ince bir şekilde işlenmiştir. Liste sonu bu betimleme, tablonun görsel özelliklerini kapsar, ancak tabii ki bir sanat eserini tam anlamıyla kelimelerle ifade etmek her zaman zordur. Eseri Böyle bizzat demesi de çok görmek iyi. farklı bir deneyim sunar. Etiketsiz 5-0. beş Ne kadar kelimelerle anlatsak da görmediğiniz için bunu anlayamazsınız diyor Aynen. resmen. O zaman biz ChatGPT'ye bunu söyleyelim mi? Ama biz görmüyoruz, görme engelliyiz diyelim mi? Bakalım ne diyecek, çok merak ettim. Tamam peki. Sen daha mesela böyle bir boşluk. şey yapmak planda yoktu ama. Çok. Çok. Doğru. Diyorsun. Diyor. Ama. Ama biz görmüyoruz. Görmüyoruz. Görmüyoruz boşluk. Deme, görmeyiz. U, O, Y, M, R, Ö, G. Görmeyiz. Engelliyiz. Engelli. Boş. Bu nedenle. Nedenle. Betimlemen. Bizim. Biz. Şey. İçin. İç. Çok. Çok. Değer. E. Değerli. Enter. Ben buna hiç sohbet düğmesi, etmedim ama boş. Bayağı insan gibi sohbet ediyormuş. Open CD başlık, liste, etik, liste bir başlık seviyesi 3 2D. Sen de mobile list başlık, ah çok doğru diyor, user grafik. Çok doğru diyorsun ama biz görme engelliyiz, bu nedenle betimlemen bizim için çok değerli. Ah anladım, özür dilerim, bu durumu göz önünde bulundurmadan bir açıklama yaptım. Görsel betimlemeyi daha ayrıntılı bir şekilde yapmaya çalışacağım. Evet, bir şey diyeceğim. Gerçekten çok harika. Bir şey, yani tam insanlar da genelde böyle söyleyince engelli olduğumuzu diyelim ki fark etmediler. Ay çok özür dilerim diyorlar aslında. Böyle bir tepkiye gerek yok arkadaşlar yani ama ChatGPT'ye özür dilemene gerek yok demeye başlık de gerek seviyesi yok. 3 ana figür bir daha, Mona bir daha Lisa. Betimlemiş. Liste 4 bullet. Mona Lisa'nın yüzü tablonun odak noktasıdır. Yüzü oval şeklindedir ve cildi pürüzsüzdür. Bak artık daha da ayrıntıya inmeyiz. Çok güzel. Evet. O zaman baştan bir daha dinleyelim. Mona Lisa'nın yüzü. Mona Lisa'nın yüzü tablonun odak noktasıdır. Yüzü oval şeklindedir ve cildi pürüzsüzdür. Bullet gözleri izleyiciye doğrudan bakar ve bu bakışlar birçok kişi için gizemli ve çekici olarak kabul edilir. Bullet dudaklarının kenarları hafifçe yukarı kıvrılmıştır. Bu da ona çok ünlü iyi. Mona Lisa gülümsemesini verir. Bullet saçları omuzlarına dökülü ve dalgalıdır. Liste sonu başlık seviyesi 3 giysi ve aksesuarlar. Liste 2 öğeli, bullet Mona Lisa döneminin modasına uygun, koyu renkli, kapalı bir elbise giymektedir. Bullet elbisesinin yakası ve kolları, dikkat çekici bir şekilde işlenmiştir. Liste sonu başlık seviyesi 3 arka plan. Liste 2 öğeli, bullet arka plan, belirsiz ve bulanık bir manzaradır. Dağlar, vadi ve göller gibi doğal ögeler içerir. Bullet arka planın belirsizliği, Mona Lisa'nın yüzüne odaklanmayı kolaylaştırır. Liste sonu başlık seviyesi 3 genel atmosfer. Liste 2 öğeli, bullet tablo, sakin ve huzurlu bir atmosfere sahiptir. Bullet renkler, genellikle toprak tonları ve koyu yeşillerden oluşur. Bu da tabloya doğal bir hava katmaktadır. Liste sonu başlık seviyesi 3 teknik özellikler. Liste 1 öğeli, bullet Leonardo da Vinci'nin kullandığı sfumato tekniği sayesinde renk geçişleri çok yumuşaktır. Bu, özellikle yüzdeki gölgeler ve ışıklar için geçerlidir. Liste sonu, umarım bu daha ayrıntılı betimleme, tabloyu zihninizde daha iyi canlandırmanıza yardımcı olur. Eğer daha fazla detay isterseniz, lütfen bana söyleyin.
Etiketsiz. Süper değil mi? Ya çok güzeldi. Bir de ChatGPT'nin bizim görme engelli olduktan sonraki şeyi de Değil mi? çok komikti ya. Demek ki söylememiz gerekiyor yani. Ama gerçekten özür dilerim demesi falan çok komik. Resmen çok güzel de yaptı. O zaman dur şey Sen diyeyim. daha mesela. Bir şey diyeceğim, ne diyeceğim? Özür dilemene gerek yok. Bu doğal bir süreç değil mi? Aynen, özür dilemene Tamam. hiç gerek yok ben. Özür dilemene Dile hiç hiç gerek gerek yok. yok. Boş Bu bu doğal do bir bir durum. durum. Bakalım ne Enter. diyecek? Soru girilmiş. Hiç böyle şeyler Sen yapmak daha mısın? planımızda yoktu. Özür dilemene hiç gerek yok. Bu doğal bir durum. Teşekkür ederim anlayışınız için. Eğer başka bir konuda daha ayrıntılı bir betimleme veya bilgi isterseniz lütfen bana söyleyin. Yardımcı olabileceğim. Yani İnsanlar bazen böyle kibar olmuyorlar. aynen çok güzeldi. Bir anda Mona Lisa'dan dışarı çıktık. Ama Mona Evet. Lisa'da da şey vardı hani, o yüzünün ifadesini falan az Çok falan güzel şey yapıyordum. anlatmadı Çok güzel mı? anlattı. Yani Bir ben de daha detaylı sormayı düşünmüştüm ama şu an çok güzel anlattı görme engelli olduğumuzu duyunca. yani Duyunca yalnız. öğrenince. Ya bir Evet. de şey yani hiç ben acaba arkasında tabloda ne var falan diye hiç düşünmemiştim. Çok güzel oldu Değil mi? bence. Sadece yüz ifadesini düşünüyorduk. Peki detaylandırmasını istediğin bir şey var mı? Ya yani mesela onu da detaylandırıyor hem örnek olsun diye. Mesela arka planda ne varmış onu soralım mı? Sen Yüz daha mesaj ifadesini de yazınız. detaylandırsın ya. Ben onu merak ettim. Enter. Zaten detaylandırmış ama biraz daha Peki. belki. Mona Lisa'nın yüz ifadesini bir daha detay mısın? Enter. Tabii ki Mona Lisa'nın yüz ifadesi sanat tarihinde en çok tartışılan ve merak edilen konulardan biridir. İşte daha ayrıntılı bir betimleme. Başlık Evet. seviyesi 3 gözler. Liste 2 öğeli bullet Mona Lisa'nın gözleri. Tablonun en çarpıcı özelliklerinden biridir. Gözleri, izleyiciye doğrudan bakar ve bu bakışlar, birçok kişi için gizemli ve derin olarak kabul edilir. Bunu Bullet önce göz ben de bebekleri söyledim. koyu renkte olup, gözlerin etrafı hafif gölgelidir. Göz kapakları hafifçe aşağıya doğru kapanmıştır. Bu da ona hafif bir melankoli ifadesi katar. Liste sonu başlık seviyesi 3 dudaklar. Liste 2 öğeli bullet dudakları ince ve doğal bir kırmızı tonundadır. Bullet ağzının kenarları hafifçe yukarı doğru kıvrılmıştır. Bu da ona ünlü Mona Lisa gülümsemesini verir. Bu gülümseme, ne tam bir gülümseme ne de ciddi bir ifade arasında bir yerdedir. Bu da onun ifadesini yorumlamayı zorlaştırır. Liste sonu başlık seviyesi 3 kaşlar ve kirpikler. Liste 1 öğeli bullet Mona Lisa'nın kaşları ve kirpikleri tabloda belirgin bir şekilde gösterilmez. Bu, Rönesans dönemindeki bazı estetik anlayışlara uygun olabilir. Liste sonu başlık seviyesi 3 yüz hatları ve cilt. Liste 2 öğeli bullet düz hatları yumuşaktır ve belirgin kemik yapısı ya da çizgiler gösterilmez. Bullet cildi pürüzsüz ve aydınlıktır. Yüzündeki aydınlık ve gölge oyunları, yüz ifadesine derinlik ve canlılık katar. Liste sonu başlık seviyesi 3 genel ifade. Liste 2 öğeli bullet Mona Lisa'nın yüz ifadesi, sakin ve huzurlu olarak kabul edilir. Ancak aynı zamanda biraz gizemli ve erişilmezdir. Bullet gözlerindeki derin bakışlar ve hafif gülümsemesi, izleyicinin onun duygularını ve düşüncelerini tam olarak anlamasını zorlaştırır. Liste sonu bu betimleme, Mona Lisa'nın yüz ifadesini olabildiğince ayrıntılı bir şekilde aktarmaya çalışmaktadır. Ancak, tabii ki bu ifadeyi tam anlamıyla kelimelerle ifade etmek her zaman zordur. Eserin bu gizemli ifadesi, onun yıllar boyunca bu kadar popüler ve merak edilen bir eser olmasının nedenlerinden biridir. Etiketsiz, etiketsiz. Evet. Peki son kez şeyi merak ediyorum ben. Gözlerinin rengi hiç bahsetti mi? Bahsetmedi, değil Evet, mi? bir soralım. Çok Sen daha mesaj ilginç. İyi boşluk. yakaladın. Peki. Gözleri. Ne? Bu arada arkadaşlar bu yapay zekanın en büyük özelliklerinden biri de sohbeti devam Renk, ettirebilmeniz. enter. Soru girilmişliğin başa dön. Sarsıp, peki gözleri ne renk? Mona Lisa'nın göz rengi tabloda belirgin bir şekilde gösterilmez ancak Nasıl ya? genellikle koyu renkli olarak kabul edilir. Leonardo Biraz. da Vinci'nin kullandığı yağlı boya tekniği ve yıllar içinde tablonun maruz kaldığı hava koşulları, renklerin zamanla değişmesine neden olmuş olabilir. Bu yüzden göz rengi konusunda kesin bir bilgi vermek zor. Ancak gözler genellikle koyu tonlarda betimlenmiş ve bu da onlara derin ve gizemli bir ifade katmıştır. Etiketsiz.
Neyse bunu da öğrenmiş olduk. Gerçekten çok şaşırtıcı bir durumdu. Yani bilmiyorum ya, müthiş bir şey. Gerçekten bambaşka bir noktaya gidiyor. Yani Kabul ediyorum. kesinlikle öyle. Obsi. Evet arkadaşlar, gerçekten yani ben inanamadım. Hani önceden de bunu deneyimlemiştik. Yaptırıyorduk ünlü tabloları betimleme işini. Ama her yeni tabloda gerçekten çok heyecanlanıyorum ve inanamıyorum. Ünlü tablolarla ilgili istediğiniz tablo varsa şunu da betimlemesini yapın diye onları da betimleyebiliriz arkadaşlar. Bu konuda hem görme engelli arkadaşlar hem de engelsiz arkadaşlar bize yazabilirler yorumlara. Biz de hemen betimleyip videosunu çekeriz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşkım ben de buradaydım bu arada. Pardon. Sen kapanış yap dedin video Ya öncesinde. tamam da yani. Bu kadar da yokmuşum gibi. Pardon aşkım. Arkadaşlar yani bu dakikadan sonra daha da bu videoya çıkmam. Ya saçmalama aşkım, lütfen özür dilerim. Ama sen kapanış yap deyince ben de kapanış Tamam aşkım yapmayayım. hadi gönül rahatlıkla kapat. Aşkım yok, bir bari bir iki cümle kur. Arkadaşlar dediğimiz gibi gerçekten çok şaşırtıcı gelişmeler oluyor yapay zeka konusunda. Ayşe'nin dediği gibi bunu bir seri seri ele alacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şunu fark ettim. Gerçekten böyle günlük hayatta dışarıda yürürken çok fazla bizi tanıyan insanla karşılaşıyoruz. Ama bu kadar fazla karşılaşırken 18 bin abone sayısı bence herkesin abone olmadığını gösteriyor. Lütfen abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Nefes almadan konuştum. Bay bay.